İnna Allaha ma'al dayin hatta yakbiye deynehu ma'lem yekün deynehu fima yekrahullah. Buhari tarihinde filan, efendim Darimi, Taberani ve diğer Beyhaki gibi kaynaklar rivayet etmişler. Abdullah İbni Cafer'den radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz İnna Allaha ma'ad dayin. Allah deyni olan, borcu olan kimseyle beraberdir, borçluyla. Borçlanmış adamla Allah beraberdir. Ne zaman? Hatta yaktıya deynehu. Borcunu ödeyinceye kadar borçlunun yanındadır Allah. Malem yekün deynehu fima yekrahullah. Borcu Allah'ın sevmediği konuda olmayacak. Adam kumar oynayacağım diye arkadaşından borç almış. Ha, öyle borçlunun yanında değil. Efendim, felekten bir gün çalacağım, eğleneceğim, gezeceğim, tozacağım, yılbaşı yapacağım diye arkadaşından borç almış. Yok, öyle günah konusunda değil. Allah'ın sevmediği konuda değil. Allah'ın razı olacağı bir konuda borçlanmış, ev yapacağım demiş, çocuğumu evlendireceğim demiş, param yetmedi demiş, çok sıkıştım demiş, yardım eder misin demiş, borçlanmış, ödemek niyetiyle. Yok etmek maksadıyla değil. Alırım da oynatırım bunu parmağımda. Vermem. 3 sene, 5 sene geciktiririm niyetiyle değil. Ödemek niyetiyle. Şimdi öyle kötü insanlar var ki borcu alıyor. Alırken yalvara yalvara alıyor. Verirken yalvarta yalvarta vermiyor. Yalvartırıyor vermiyor. Ya adamın parası bu. Kepaze senin paran değil. Yalvara yalvara istedin. Vermiyor. 1 sene, 2 sene, 3 sene geçiyor. Hala vermiyor. O tabi fena. İyi niyetli bir borçlunun Allah yanındadır. Hem ödemesine yardımcı olur, hem de acır ona, rahmet eder vesaire. Yani bütün mesele iyi niyetli olmasına bağlı olmuş oluyor. Borcunu ödeyinceye kadar Allah ona yardım eder demek yani. Gayret verir, işini rast getirir, borcunu ödeyecek fırsatlar önüne çıkartır. O da borcunu ödemek niyetinde olduğundan çalışır, çabalar, oh tamam biriktirir getirir, alacaklısına verir, biriktirir alacaklısına verir. Ya daha müddeti dolmadan bitirdin. Elhamdülillah elime fırsat geçti ödedim. Kimisi borcu tehir edince enflasyondan değer düşecek diye ne kadar geciktirirse o kadar iyi diye geciktiriyor. Şeytanlık. Herkes işin kolayını bulmuş yani. Tabii sen kar ediyor gibisin. Borcu veren de zarar ediyor gibi ama aslında sen çok zarar ediyorsun bu işte. Allah biliyor her şeyi. Niyetini de biliyor. Onun için borç almamaya çalış. Ama mecbur olduysan, aldıysan ödemeye çalış. Eline geçince borçlunun katık yemesi bile caiz değil. Borcunu bir an önce öde, ondan sonra efendim bak, dondurmayı bilmem, baklavayı, kaymağı filan sonra yersin. Evvela şu borcunu bir öde bakalım. Adam araba alıyor, ev alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, alacaklısı oradan bakıyor. Bizim borçlu getirecek de benim paramı bana verecek. Adam her şeyi yapıyor. Biz dergileri basıyoruz, Anadolu'ya gönderiyoruz, efendim, satıyor, abone yapıyor, biz onlarla kağıt alacağız, dergiyi gene basacağız, hizmet yapacağız İslam'a, parasını vermiyor. Bu sefer abone olan şahıs bize şey yapıyor, ya ben parasını verdim, dergilerim niye gelmedi? Derginin parası gelmedi, ben nereden bileyim senin abone olduğunu? İşte falanca abone parası ona verdim. Açıyorsun buluyorsun ya falanca sana abone parasını vermiş. Sen de bana verecektin bunu da ben de ona şey gönderecektim. Hocam kusura bakma işte ev aldım da araba aldım da. Kerata. Yani bu para sana öyle yapasın diye mi verildi? Senin paran mı? Sen bunu şeyine versene herkesin işi var gücü var. Biz burada hizmet yapacağız diye canımız burnumuza geliyor. Yani böyle cevir oluyor, zulüm oluyor. Bunları yapmamak lazım.